Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayru halki Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiyya hadiyya Rabbilillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerin en iyisi Allah'ın sözü, yolların en iyisi Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Yolları. Bir adam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibni oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon-falon kasal ekan deydi, falon-falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz to'xtalsiz va mana bu narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni suvchimay turasiz deydimi, cho'milib turasiz deydimi? Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorni talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, inek borib turib, yo tabib yo xastasiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib, talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkizdi. Sahobiy ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin, Ramazonga yetkizdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruqdan quruq amin deyishining sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini. Shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng," dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "amin" dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini ololmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishini sababi edi. Ikkinchi amin deyishini sababini aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "qachon sizning ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga shiqalsin, xor bo'lsin, amin deng" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "amin" dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhi salom deb qo'yish kerak. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam bo'ladi, burni yerga shiqaladi. Va uchinchi amin deyishining sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin" dedi de, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Birodarlar, mana shom payti kirishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'tiribmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'sha olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerga shiqaladi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibni misoldan boshladim. Mana imom domlamiz taroveh namozini birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitob la roiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob.
hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qatorlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat qilar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham bahrayib lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz, ey Musa deb turishar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirilib, chirib turpoq bo'lib ketganingizdan keyin qayta tiriltiramiz desek, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiriltirishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmoqingizlarni ichidagi izinglarni ham o'zi o'rnini gap qilib qo'yamiz dedi. 19. asrning 2. yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamda barmoqingizni bir-biriga o'xshamasligi. 1.5 ming yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon qayerda aytilindi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshab, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzahum la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri shur. Urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto o'sha g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib olibdi. Xuddi shu yerda bittasi yoqidan yoqib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasiz-da, "Voy, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan?" Hammasi iymon yo'qchilar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi. Bu kitobni Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boy aytdim-ku sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burun aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, "Hudan lil muttaqin." Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lni o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demak, hammaga u oyatni o'qib bersiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlana olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi, mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 ta yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaraylar. Bu kitob sizlarga asqatishini xohlasanglar, hayotingizni tuzatishini xohlasanglar, avval sizlarda 1-2-3 sifat bo'lish kerak. Ini kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda mana qanday degan? Alloh Qur'onda mana qanday degan? Desiz, bir odam buni ta'sirlamayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunli oyatlar borki, xo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, xo'rlikka qo'l urgan odam bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi. Ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatni ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomonga yotmagan odamga gapirsangiz, xoromayapti, normal yuribdi deydi. Falonchi, pokinchi deydi, yegani oldida yemagani. Lekin ishtonning ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushni o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutxo'r. Hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qachon xor qilar ekanda. U xor bo'lgani shu o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqadan shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb. Davom etkizinglar. Yuqimuna sala chunsa va mimma razaqnahum yunfiqun zakat masalan. 3ta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytyapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti.
Şu sıfatlarda bacarsa, şu tarafta bacarsa doğru kör kıladı. Eğer Kur'an bizge doğru yol kürsatçını halasayla buradalar. Bana şu üçlü sıfat buluş şart bizde. Üç değil ama. Azu. Özü şu birincisini kayın kılarsak buradalar. Özü yeryüzü bizden bakli adam bu muydu? Gayb ki şansa diyordu. Namaz okusa diyordu. Fakat okusamaz, kayın kısa diyordu. Okuşu bilen kayın kılıç farkı var. Bizde namaz Allah Ta'ala okuyler sallu degenmez. Akimu degen, kayın kılıyler degen. Bu degeni namaz nimeni talep kısasılardan şunu beceriler. Kalbiler bilen, ruh ile bilen, ceset ile bilen okuyler diyordu. Fakat bu yatıp duruşluk namazmaz. Biz namaz okuyumuz buradalar, köpçülükümüz. Kayın kıladiyenler ve Allah'a rahmet kıyken bendeler olur. Biz Allah'a hikmet degen diyorsunuz ki kelerde haklarımız, müşkülalarımızı, problemeler, yeçinleri Allah'a hikmet degen vasıları mı degenler? Namaz ahiretten, namaz yetirsen dünyadan çıkasan degen. Üçüncüsü, rızk kılıp verken nasırlarımızdan ne kıladı adamlar ki? İnfak ihsan kıladı. Üçte sıfat kalem. Gayb kişanadı, namazlı okuydu, mı? Kayın kıladı ve rızk kılıp verken nasırlarımızdan infak ihsan kıladı. Üç köpürünü yap şu üçte sıfat. Birincisi kalp bilen boladı. Gayb kişanış. İkincisi ceset ve kalp bilen boladı. Dolayısıyla ceset bilen olsaydı bu neydi? Üçüncüsü pul bilen boladı. Şu en insan kalp, ceset, mala kendi. Şu üçte sıfat insanda kayın bulsa, şu üçte sıfat insan uzun mükemmel mücessamlaştırken bulsa, camlaken bulsa, elbette bu Kur'an'ı makalarken onge yol kürsetarken. Masalalarda işte yapız, hamamız bir kıl tahsillerine yapız. İhtimal bir kıl tahsillerine kendirimiz. Ben ne demek oturamız o. Hamamız. Lakin köşeye çıkkanda, bir kulak durgen de, başımızdan bir de su kuyurgen de, bab baya gidip, eşitmeyen de yürüp biz. Ne demek ki hayat ki akirama yapız bu Kur'an'da ayetlerini degen de, bana üçte sıfat bulma yaptı bizden. Kur'an ayetleri bizge yol kürsatçılığı için birincisi gayb yaşanışımız gerek. Gayb ne demek? Gayb bu insanlık gözü köymeydi görmezselere. Farişteler, bana imanlı şartlarına gelik. Amentu. Billahi. Ha. Ve melaketi. Kütübihi. Rusuluhi. Vel yevmil ahir. Şerih minallahi teala vel. Hop. Bana yetide şartı var. Şu yetitesi ki mükemmel insan kalbi bilen iman getirip agen olsa bu ne bu? İmanlı mumun değiller. Hop. Karat duruyorlar. Şunu maydalayınız. Allah'a iman getirdik. Şimdi değil mi? Hiç kimde şaşırka yok. Körmeden nasılsın inşanıştık? Bu mumunliydi bilgisi. İnsanliydi bilgisi. Bir şuna bir tüzünde yaşat gördük. Otalar. Okutucu mektepte rüçgeni kürsatı ve et yaptı. Ballar da yaptı. Rüçgeni kör yapsalar mı? Kör yapız. Rüçge bağır. Doskeni kör yapsalar mı? Doske bağır. Meyildi kör yapsalar mı? Bağır. Allah'ı kör yapsalar mı? Bir payetler İslam geçiyor kıbır düşmanı boyan ki Müslüman da ağzı geçiyor. Sıvarka kıvarıp durup yamanla uğurken. Ağa değişlikçe hal verilmeyen. Özünü hımaya kırışlıkçe ayak kolunu bağlayıp koyup durup burası yokup koyuyen. Öşünde Allah Ta'ala bir insanlı bir balaçanın kalbiye şu soygen eken ki bugün şeker. Turgen eken de ballar rüçgeni görüyorsunlar mı degen eken bala. Ha rüçge var. Doskeni görüyorsunlar mı ballar? Ha doske var. Meldi görüyorsunlar mı? Ha? Damlanı görüyorsunlar mı? Damlanı görüyoruz. Damlanı aklını görüyorsunlar mı degen eken. Yani adli sadde mantık bulan bu düşüncenin natoğluğunu ispatla bir yeniken. Hayvan o. İtke köşede dururken mişkım diye homre kudurası düşünmüydü o. Dur orada karar. O neme geçen adı. Yani engişik bir taş damak gibi olgen paytızda koçadı. O körgen nesası geçen adı. İnsanda hayvandan acilat adıya nesası aklı bulan körmeken nesani yani topup iş yanlışı gidemez mi? 220 toçtusu mu açık durupta? Kokas. Bu masayı yiyen mümkün tokunda. Buluşu yiyen mümkün. Lekin maklasız. Korkasız. Közün körmeyen adam işlenmezden yok doğursa kelleler başka salaman paketi gizip madden çekip koyalık. Közü körmeyken havada barlığını
Hava toxtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik, ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomat kuniga ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozik joy qolganimizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar. Hammamiz deyarli. Sen bilan bo'lmaganimda baloni mo'g'ullab ketmas edi. O'sha masjidga bo'lmaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingiz sizni taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti. Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatish uchun uchta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz, bitta to'chkasida qancha bir qiynalib ketyapsiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadar Alloh ma'da sha, summa fa'al. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonda yatilingan 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, un qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan. Bir mahalla benzin ustun bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Birton normalni yashayapti. Otasi o'tib ketgandan keyin. U 1.5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1.5 millik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tirimisiz? Demak, rizqingiz bor. O'shuning uchun tirisiz. Rizq hususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq hususida, baraka hususida, xotirjamlik hususida. Buning haqida bir dolzarb mavzu. Hozir boshlanayotganimiz sababi odamlar bir joyga ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda oqinchida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak birodarlar, xotirjamlik degan narsa inoy bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuni gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh xolam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, ha, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonlikdaniga qayta tirishga. Shu 7 ta shartda hammasiga zo'r iymon keltirsa, o'sha hayot zo'r bo'ladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayot rangi, kamalay rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi namozni qoyim qilsa deydi Alloh taolo. Xo'p, 7 tasi ishon oldik, zo'r oldik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu hukmlarida birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dot deyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasululloh aytibdi-yu, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Allohu akbar quloqda qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi deb aytgan. Oyog'idan sug'urish oldi, turardi namozda. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narkoz beradimizda, o'zini unutishlik uchun, his qilmaslik uchun jasadga og'riqdi. Ularda namozi mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozda o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikda Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar.
bir rangi, bir qo'rqqanligi oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimi o'ylab ko'ringlar-a. Allohni ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan. Gumur-gumur yurib ko'ramiz, bir rakat ulgib qolaylik. Birodarlar, mayli o'sha rakatga ulgimang. Ehtimol namozga ham ulgimang, salom berishib olsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqor bilan kirib kelish kerak. O'zi bo'lroq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan birodarlar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa, deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi, jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo: "Ya ayyuhallazina amanu hal adurlukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi, deydi. Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alamlantiruvchi jahannam azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi, deydi. Allohga iymon keltirasizlar. Molinglar va joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar, dedi. Molni nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak, qiyin ekan. Kim infoq ehson qiladi? Faqat mu'min. Ahmoq bo'lish kerak agar mu'min bo'lmasdan ehson qilayotgan bo'lsa. Chunki mu'min ehson qilayotganda Allohni oldi olaman deydi, o'shuncha ehson qiladi. U savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutmay qilib tarqatayotgan odam ahvolida ayblanadi. Sadaqani, zakotni, xayriya hisobini faqat mu'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohni oldi nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi. Siz mana shu uchta sifat egasi bo'lmaguningizcha, qalbimizda mana shu uchta sifat mustahkam tomirot bo'lmaguningizcha, bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaydi, birodarlar. Qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha, bizda g'ayrat ishonish sifati bo'lmaguningizcha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmaguningizcha va infoq ihson sifati bo'lmaguningizcha, biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davom etishding. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka hum muflihun. Endi o'shalar deyapti Alloh taolo. Mana shu uchta sifati borlar deyapti. Uchta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi. Muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deyapti. Va ulayka hum muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi. Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar, o'zini qilayotgan ishi nima qildiydi? To'g'ri deb biladi. Chizig'ida menga chizgan ham meni chizig'im to'g'ri deyapti. Menga chizgan ham to'g'ri deyapti, manaqa chizgan ham to'g'ri deyapti. Birodarlar, to'g'ri chizig'i bitta bo'ladi, bunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar. Hammani tutgan ishi to'g'ri bo'lsa, kimiki noto'g'ri unda. Birodarlar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudan min robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? Najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ehson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'ayibga ishongan muttaqin va ularga kitob yo'l ko'rsatgan bandalardan qilishini so'raymiz. Assalomu alaykum.